Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 12 Temmuz 2024 Cuma. Bültenimize ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden geldi o haber. Asubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. 26 yaşındaki Talay'ın acı haberi Sakarya'daki baba ocağına ateş düşürdü. Şehidin naaşı yarın toprağa verilecek. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ve tabii acı haberin ardından hemen aktaralım. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, Pençe Kilit Harekatı'nda ise kilidin kapanması artık an meselesi. Düzenlenen operasyonlarla örgüt tam anlamıyla köşeye sıkıştırıldı. Teröristlerin arkalarına bakmadan kaçtığı bölgede Mehmetçik örgütü ait bir mühimmat deposu daha ele geçirdi. Tespit ettiğimiz iki adet sığınaktan ikincisindeki malzemeleri arz ediyorum. Bir adet hava aracı, hafif silah mühimmatları, havan mühimmatları, giysi ve kıyafetler. İnsansız hava araçları, uzun namlulu silahlar, tank savar füzeleri ve daha niceleri. Gizleme ağları, çadır direkleri ve benzeri malzemeler tespit edilmiştir. Teröristler hepsini bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı. Evin 3. odasında yerde bulunan 5 adet Kalaşnikov tipi silah. Burası Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekat Bölgesi. Hazır! Ateş! F-16'lar havadan, komandolar karadan teröristleri vurmaya devam ediyor. Aralıksız süren operasyonlarla Pençe Harekat Bölgesi'nde kilidin kapanması artık an meselesi. Mehmetçik son operasyonda teröristlere ait bir sığınak daha ele geçirdi. Şarjörler ve şarjörlerin mühimmatların kutuları. 4. odada şemsiye, yanıcı maddeler, çeşitli silah, mühimmat. Arkalarına bile bakmadan mühimmat depolarını terk eden teröristlerin tek amacı bölgeden kaçabilmek. Mehmetçiğin bölgedeki hedefi ise Irak-Türkiye sınır hattı boyunca derinliği 40 kilometreyi bulan güvenli koridor oluşturmak. Hakurk'ta düzenlenen operasyonda ise örgütün keskin nişancısı öldürüldü. Suriye uyruklu Sana Cezayir isimli terörist, geçen Aralık ayında 6 askerimizin şehit düştüğü üst bölgesi saldırısına katılan terörist grubun içinde yer alıyordu. Washington'daki liderler zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında zirvede verdiği mesajları paylaştı. En önemli gündem maddesi şüphesiz Gazze'deki İsrail katliamı. Bölgede kalıcı barış için garantörlük yapmaya hazırız dedi Cumhurbaşkanı. Suriye ile normalleşme sürecine dair de önemli açıklamaları vardı. Ardından da sözü Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Adil bir barışın kaybedeni olmaz sözleriyle. Anlamlı bir çağrıda bulundu ve çok merak edilen bir diğer konu da F-16 meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü, sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada da manşet olan konuşması. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkat çektim. İsrail, Filistin meselesine kalıcı çözüm getirmeden küresel barış ve istikrardan bahsedilemeyeceğinin altını çizdi. NATO zirvesinden dünyaya böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i sert sözlerle eleştirirken bir kez daha Gazze'de kalıcı barış dedi. Karşımızda savaş hukuku dahil hiçbir hukuk, nizam, değer ve sınır tanımayan gözü dönmüş bir yapı vardır. Garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaya hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Erdoğan NATO müttefiklerine çağrıda bulunurken İsrail'e NATO'nun kapılarını da kapadı. Buradan tüm müttefiklerimizi Netanyahu yönetimi üzerindeki baskılarını artırmaya çağırıyorum. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Sözü terörle mücadeleye getirdi. DAEŞ'ı bozguna uğratan tek ülkeyiz dedi. Dayanışma bekliyoruz diye devam etti. Bazı müttefiklerimizin bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD-YPG ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz
mümkün değildir. Bu hatalı politikalardan vazgeçilmesi çağrımı burada tekrarlıyorum. Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin önemli başlıklarından biriydi. İstanbul süreciyle başlattığımız, Karadeniz girişimiyle taşlandırdığımız temaslara yeniden başlanması ve diplomasiye şans tanınması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Kritik mesajlar verdiği basın toplantısında Erdoğan'a Suriye ile ilişkiler de soruldu. Cumhurbaşkanı yeni süreç sinyali verdi. Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım. İnşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Erdoğan F-16 alımıyla ilgili gelinen son noktayı da paylaştı. Sayın Biden'la tekrar konuştum. 3-4 hafta içerisinde ben bu problemi çözeceğim dedi. 2026 NATO zirvesinin adresi için de ipucu verdi. Şu anda arkadaşlar henüz hangi şehir olduğu noktasında bir kararımız yok. Büyük ihtimalle İstanbul'a yakışır. Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle de bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden'la sohbeti böyle yansıdı kameralara. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da görüştü. Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemine dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la da bir araya geldi. Erdoğan'ın görüştüğü bir başka isim de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu. Zelenski'ye bir kez daha Türkiye'nin barışın temini yolunda arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu söyledi. NATO zirvesinde herkesin gözü tabii seçimler öncesi adaylıkta ısrar eden Amerikan Başkanı Biden'daydı. Sağlığım yerinde mesajı vermek isteyen başkan gaf üstüne gaf yaptı. Ancak tüm bunlara rağmen adaylıktan da geri adım atmıyor diyorsunuz. Europe, Asia. NATO liderler zirvesine yine Biden damga vurdu ve yine gafları konuşuldu. Uygun olmasaydı başkan yardımcım Trump'ı hiç seçmezdim. Yardımcısı Kamala Harris'e yanlışlıkla Trump dedi. Ancak gafları bununla sınırlı değildi. Hanımlar beyler, karşınızda Başkan Putin. O Putin'i yenecek biri. Putin'i yenmeye fazla odaklandım. Başkan Zelenski'den bahsediyorum. Ben Putin'den daha iyiyim. Kesinlikle öylesin. Zelenski bile bu karmaşaya sessiz kalmadı. Ancak Biden iyi olduğu konusunda ısrarcıydı. Zelenski hakkında konuşurken yanlışlıkla Putin demiş olabilirim. Ama yine de uzun zamandır katıldığım en başarılı konferansın bu olduğunu düşünüyorum. Trump başkan olabilmek için yeterli biri değil. Başkanlık yarışında en yetkin aday benim. Biden sağlığı konusundaki endişelere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı. 3 önemli test yaptırdım. İyi durumda olduğumu söylediler. Siz Trump'a kendi testlerini sorun. Ne yaparsam yapayım insanları tatmin edemiyorum. Başka test isterlerse yaptırırım. Mr. President. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde disiplinsiz davranışları ve tepki çeken açıklamaları gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti hatırlayacaksınız. İki isim sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Tartışma öylesine büyüdü ki Kılıçdaroğlu eski çalışma arkadaşına cenazeme bile gelme diyerek rest çekti. Özcan da o restin altında kalmadı. Ateşi ve ihaneti gördük. Başarısız oldun kardeşim. Biri cenazeme bile gelme dedi, diğeri gelmem hakkımı helal etmem diye yanıt verdi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyada birbirine girdi. Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya. Tartışmanın fitilini Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen CHP'de bana sadık 50 vekil var sözü ateşledi. Özcan o sözlere 50 sadık vekili varmış, sen tanrı mısın, tarikat lideri mi, ne demek sadık vekil ifadeleriyle çıkıştı. Milletvekillerinin çok büyük bir kısmının ismini dahi bilmez. Kılıçdaroğlu öyle bir ifadesi olmadığını söyledi. Özcan'a serseri mayın gibisin, dengeni yitirmişsin, aklını başına al Tanju, ne kadar kim varmış içinde paylaşımıyla yanıt verdi. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum, yazık sana, sana verdiğim emeklere diyerek rest de çekti. Kılıçdaroğlu tek başına mücadele etti. Siz neredeydiniz? Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den ihraç edilen Özcan altta kalmadı.
Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz. O cenazeye gelmem. Çünkü hoca helallik istediğinde hakkımı helal ediyorum diyemem sözleriyle eski genel başkanını yerden yere vurdu. Yazıklar olsun sana Kemal Kılıçdaroğlu. Hakkımı helal etmiyorum sana. Söz düellosunda tansiyon düşmediği gibi CHP genel merkezinden de Özcan'a tepki geldi. Partiyi bölen kimseyi bir daha bu partinin kapısından içeri sokmam. CHP sözcüsü Deniz Yücel açıklamaları iyi niyetli bulmadıklarının altını çizerken eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz ifadelerini kullandı. Konunun partinin yetkili kurullarında değerlendirileceğini de sözlerine ekledi. Açıklama kulislerde Özcan disipline mi sevk edilecek sorusunu akıllara getirdi. Özcan'a eski yeni birçok milletvekili tepki gösterirken gözler haftaya yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildi. Ve SHP'nin 14 yıl aranın ardından yeniden siyaset sahnesine çıkmasıyla başlayan tartışmalar. Kılıçdaroğlu, SHP'nin yeniden kurulmasına destek verdiği iddialarını yalanladı. Bunların hepsi şey, asparagas haberler, öyle bir şey yok arkadaşlar. Balıkçı İlker Özdemir ve oğlu dün Gökçeada açıklarında balık tuttukları sırada Yunan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilmiş, hatta tekleri batırılmak istenmişti. Ölümden dönen Özdemir yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bak tekneye vurdu. Yunan botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneye vurdular. Kör noktadan batırmak için vurdular. Tam kafadan vurdular. Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Balık tutmak için açılmışlardı. Uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenliği teknelerini batırmaya çalıştı. Baba oğul ölümden döndü. Bak tekneye vurdu. Vurduktan sonra da işaret ettiler, gülüyorlar. Yani çok kötü bir manzaraydı. Kaptan İlker Özdemir'le oğlu Kızıl Elma adını verdiği tekneleriyle Gökçeada açıklarına ağ atmıştı. Çok geçmedi Yunan Sahil Güvenliği teknelerini taciz etmeye başladı. Takımlarımızı attık. Çekerken Yunan botu geldi. Bir tur etrafımızda döndü, ikinci tur döndü. Biz gittiğini düşündük. Her şey bir anda oldu. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri taciz ettikleri teknenin etrafına iki tur attıktan sonra tam baş kısmından, yani teknenin de en hassas olduğu bölümden vurdu. Ve teknenin ön tarafı paramparça hale geldi. Bak tekneye vurdu. Geldiler, hazmedemediler, vurdular. Batmamamız mucize yani. Bu kadar şiddetli vurup batırmak için onlar da yara aldılar. Türk Sahil Güvenliği'nin bölgeye gelmesiyle Yunan botu uzaklaştı. Teknedeki hasar ise büyük. Teknenin hasar tespitini etmek zor ama biz yine 1,5 milyon gibi tahmin ediyoruz. Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi tamamlandı. Meclis Başkanı'na sunulan 17 maddelik teklifte kuduz riski taşıyan, saldırgan ve rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması da öngörülüyor. Evcil hayvanın sokağa terk edene, başıboş köpekleri toplayıp başka alanlara bırakanlara ise ağır para cezaları da yoldu. İnsan hayatını koruma, toplum sağlığını koruma ve aynı zamanda da sokak güvenliğini, çevre güvenliğini sağlama şekliyle beraber bir tanımlamaya getiriyoruz. AK Parti başıboş köpek sorunuyla ilgili yasa teklifini tamamladı. 17 maddelik teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tarım Orman Bakanlığımızın barınaklardaki kısırlaştırma, sahiplendirme, oradaki ameliyathanelerin nitelikli hale getirilmesi noktasında da güçlü desteğini de bu konularda kanun metnimize başlıklar halinde yaptık. Teklifle sokak hayvanlarını yakala kısırlaştır sal metodu yerine yakala kısırlaştır tut sahiplendir modeline geçilecek. Ülkemizin kuduz riski taşıyan ülkeler sıralamasına girme riskini hep beraber ortadan kaldırırız. Barınak yapımı ve köpeklerin bakımında sorumluluk belediyelerde olacak. Başıboş köpekler barınağa alındıktan sonra kısırlaştırıp aşılanacak, yeniden sokağa bırakılmayacak. Yasaya uymayan yerel yönetime 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Evcil hayvanını sokağa terk edene hayvan başına 60 bin lira, başıboş köpekleri toplayıp başka bir alana bırakana ise köpek başına 50 bin lira ceza kesilecek. Sizin göreviniz bulunduğunuz yerde
ilgili barınaklara bu hayvanlarımızı almak. Kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve saldırgan sokak köpekleri rehabilite edilmek üzere barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına ise veteriner hekimlerden oluşan kurul karar verecek. Siz kuduz riski taşıyan bir hayvanı orada barındırmaya devam edemezsiniz. Ve muhalefetin neden sorumluluk belediyelere yükleniyor eleştirileri. 20 yıllık kanunu bilmiyorlarsa ben ne yapayım yani? 2004'te kime verilmiş sorumluluk? Mahalle idarelere verilmiş. Biz şu andaki uygulamadaki kanundaki modellemeyi değiştiriyoruz. Merkeze insanı koyuyoruz. Hayvanı koruyoruz, toplum sağlığını ve çevreyi koyuyoruz. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Sözde Sırbistan'da faaliyet gösteriyordu. Yeni Pazar Üniversitesi uzaktan eğitim veriyordu. Ancak hikaye sahtekarlık iddialarıyla son buldu. Yaşanan özetle fiyasko. Öğrenciler önce diplomalarının sahte olduğunu öğrendi. Sonrasında ise okullarının hayali olduğunu. Canı yanan binlerce mağdur çıktı ortaya. Üstelik kendini profesör olarak tanıtan rektörün ise lise mezunu olduğu iddiası var. Ben Ali İrseven'in kurmuş olduğu psikoloji lisans güya 3. sınıf öğrencisiyim. Binlerce insanı dolandırıyor. 13 tane belge aldım ve şu anda o belgelerin geçersiz olduğunu öğrendim. Çift diploma vereceğiz diyerek arkadaşlarımızdan 2000-4000 euro gibi paralar ödemelerini sağladılar. Gelecek için kurulan hayaller, yıllarca dirsek çürüten öğrenciler, boşa giden paralar. Hikayenin sonunda hayali çıkan üniversite ve binlerce sahte diploma. İddialar korkunç. Şöyle bir şey de çıkardılar. Erken mezuniyet diye bir şey. 60 bin TL ödeyip bir kağıt parçası, üstünde adınız ve psikolog ünvanınızın olduğu bir kağıt parçası alacaksınız diploma diye. Böyle bir üniversitenin olmadığını görecekler. Sözde Sırbistan'da Yeni Pazar Üniversitesi adıyla ortaya çıkmış, rektörü Ali İlseven tarafından kurulmuştu. 168 ülkede 4000'e yakın öğrenciye uzaktan eğitim veriliyordu. Kayıt paraları ise 4000 euro yani yaklaşık 150 bin Türk lirasını buluyordu. Skandalı ortaya çıkaransa mezun olduğunu sanan öğrencilerin sahte diplomaları fark etmeleri oldu. Üstelik televizyon programlarında boy gösteren o rektör de iddiaya göre lise mezunuydu. Yurdunu biz sağlıyoruz ve dil kurslarını biz sağlıyoruz. İddialar gerçekten aklın mantığın almayacağı seviyede. Sahte üniversite, sahte diploma ve rektörün lise mezunu olduğu iddiası. Öyle iddialar var ki böyle zincirlemeye gidiyor. ATV Haber çok sayıda mağdura ulaştı, onları dinledi. edu.tr linki ile iyice güven duyduk. Tüm bu sınavlara da bu linkten katılabildik. Binlerce oyun, yalan, dolan var. Lütfen benim amacım insanların gözünü açmak. Çünkü her geçen gün bu tuzağa düşenler daha da artıyor. Tam bir şebeke. Üniversitenin YÖK'e kaydının olup olmadığını araştırmakta bugüne kadar kimsenin aklına gelmedi. Öğrencilerin yaşadığı yıkım çok büyüktü. Yargıya taşıdığımız bu olayda elde ettiğimiz deliller ile yurt dışında mevcut olduğu iddia edilen üniversitelerin gerçekte var olmadığı, yurt dışındaki üniversitelerin isim benzerliklerinden faydalanmak suretiyle bu isimlerin kullanıldığı görülmüştür. İnsanlar bir hayal uğruna paralarını düşünmeden, araştırmadan veriyorlar bunlara. Üniversitenin rektörü olarak adı geçen ve kendini profesör olarak tanıtan Ali İlseven'e tepki üstüne tepki yağdı. İlseven'in sözde hipnoz dersleri vererek de birçok insanı mağdur ettiği konuşulurken bazı mağdurlar can güvenliğinden endişe duyuyor. Lise mezun olduğum için hipnoz eğitimine katılamayacağımı söylediğimde bu hipnoz eğitimlerinin de kendisinin herkesin katılabileceğini söyledi. YÖK, savcılık ve MASAK dört koldan soruşturma başlattı. Üniversitenin internet sitesindeki edu.tr uzantısını nasıl aldığı da şimdilik merak konusu. Sözde üniversitenin internet sitesi ise şu an kapalı. YÖK.gov.tr üzerinden yahut E-Devlet uygulaması üzerinden kayıt olunmak istenen üniversitenin gerçekten herhangi bir şekilde ülkemizde kabul edilip edilmediği YÖK.gov.tr üzerinden sorgulanabilmekte ve böylece olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinin yolu sağlanabilmektedir. Balıkesir'de bir yandan üniversite okuyup bir yandan da çalışıyordu Ata Emre Akman. Anneler Günü hediyesi almak için motokuryelik yapıyordu. Hayalleri korkunç bir saldırıyla son buldu. Bugün karar günüydü. Mahkeme katil zanlısına 18 yaşından küçük olduğu için üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi.
dünyada kalan en güzel hayalimiz. Türkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı. Kurye Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Azmettiricilikle suçlanan sanığın babası ise beraat etti. Ata Emre Akman'ı ölüme götüren olay anneler günü hediyesi almak için üniversite okuduğu Balıkesir'de part-time kuryelik yapmaya başlamasıyla yaşandı. Hayalleri vardı. Ancak o hayaller anneler gününden önce uğradığı bıçaklı saldırıda yarım kaldı. Sipariş götürdüğü binadan çıktığı anda 6 suçtan sabıkalı 17 yaşındaki katil zanlısının bıçaklı saldırısına uğradı. Oracıkta can verdi. 25 bin asker yetiştirdim. 25 bin askerin kılına zarar gelmedi. Ama ben kendi oğlumu koruyamadım. Anneler günüyle ilgili işte kısa sürede çalışıp bir sürpriz yapma durumu varmış da işte sürpriz, böyle bir sürpriz oldu. Çok geçmeden yakalanan 17 yaşındaki cani ve onu azmettirdiği iddia edilen babası ikinci kez hakim karşısına çıktı. Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık, 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edildi. Oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti. Katilin 18 yaşından küçük olduğuna dair iddialar var. Fakat biz katilin 18 yaşından büyük olduğunu iddiasındayız hala daha. Yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini düşünüyoruz. 24 yıl cezayı yetersiz bulan acılı aile kararı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu nasıl olur? Sorduğum bu soruya dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü vicdanen sorgulamamız gereken bir durumdan bahsedeceğim. Hem olay özelinde hem de sonucu itibariyle. 23 yıl önceydi İstanbul Kadıköy'de. 12 yaşındaki Hande Çinkitaş evinde cinayete kurban gitti. Evlat acısı yaşayan anne yıllarca o zavallı kız çocuğunun katilinin izini sürdü. Cani uzakta değildi. Babası öz kızını katletmişti. Katil zanlısı müebbet hapis cezası almasına rağmen iyi hal indiriminden serbest kaldı. Müebbeti alıyoruz, serbest kalıyoruz. Eşim hemşire girdim diyor, saat 6:30 filandı diyor, kan filan kurumuş diyor, ölmüştü yani diyor. Yani akşam saatlerinde olan bir şey diyor, çok erken olmuş bu diyor. Tam 23 yıl önceydi. İpuçları dilden dile dolaştı. Gazeteler uzun süre çekiç darbeleriyle acımasızca öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ı yazdı. Çıkmak istedim. Beni yukarı salmadılar. Geri geri attılar. Kardeşimle eşi yukarıdaydı. Herhalde komşular kızımın öldüğünü onlara işaret etmiş. Katil aradan yıllar geçtikten sonra küçük kızın en yakını çıktı. Çok sordu polis memurları, ben konduramıyordum, edemiyordum yani. Çünkü kızın babasını seviyordu, sevgi uğruna gitti. Hande Çinkitaş 12 yaşındayken 2001 yılında hunharca katledildi. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde o katilin öz babası olduğu ortaya çıktı. Ancak İstinaftan yeni gelen karara göre baba müebbet hapis cezası almasına rağmen şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. 19 yıl sonra bunlar bir tutuklandılar. 3 ay içerideydiler, çıktılar. 3 ay ev hapsi verdiler, çıktılar. Daha sonraki şeyde bu sefer tamamen beraat verildi. Aile istinaftan gelen kararla şoke oldu. Baba Nezih Çinkitaş önce ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. İyi halden müebbete çevrildi. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş ise beraat etti. Sen ağırlaştırılmış müebbeti veriyorsun. Sonra iyi şeyden müebbete dönüşüyor. Onu ama ben sizi tutuklamıyorum. Buyurun gidin çayınızı kahvenizi için. Şu an dışarıda. Evet. Bu nasıl bir cezadır? İşte karmaşa da burada başladı. Çünkü o günde kameralardan kaçan baba Nezih Çinkitaş müebbet hapis cezası almasına rağmen şu an serbest. Nasıl bir adalet sistemi? Gerekçesi yok. Henüz gerekçe yok. Gerekçenin daha cevabı gelmedi elimize. Yok, gerekçeyi bilmiyoruz. Niye istinaden yapıldı? Çıkan kararla 23 yıl aradan sonra bir kez daha yıkılan anne Handan Yılmazer
konuyu Yargıtay'a taşımaya hazırlanıyor. Bunun bir sebebi yok. Yüreğim yanıyor, içim yanıyor. Kara para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Neslim İnanç Güngen çifti 72 saatlik sorgunlardan adliyeye sevk edildi. Çalışanların itirafları kadar Güngen çiftinin birbirlerini suçladığı detaylar da çok dikkat çekici. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındılar, sorgularında suçu birbirine attılar. İtiraf niteliğinde ifadeler veren sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, çapraz sorguda birbirlerine düştü. Kamuoyunda yeni Polatgiller olarak tanınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'i gösterişli hayatlarından nezarethaneye düşüren süreç, kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınmalarıyla başladı. Çiftin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu 72 saat sürdü. Sorgusunda suçlamaları reddeden Güngen'in "Bizim yaptığımız işlemler temiz ve şeffaftır, devletin her türlü kurumu istediği zaman denetim yapabilir" dediği ortaya çıktı. Bu açıklama benzer iddialarla tutuklanan ve 40 yıl hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Dilan Polat'ı akıllara getirdi. Dilan Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Tamam. İnanç Güngen de ifadesinde bütün suçlamaları reddederek tüm sorumluluğun Neslim Güngen'e ait olduğunu öne sürdü ve şöyle dedi. Cihazları ben üretiyordum ancak belgeleriyle Neslim ilgileniyordu. Sağlık Bakanlığı'na kayıt yaptırdığını söylüyordu. Şirket benim üzerime ancak bütün işlerle işleyişle Neslim ilgileniyordu. Neslim Güngen sorgusunda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Özel hayatıyla ilgili kendisine şantaj yapıldığını, zorla para istendiğini belirtti. Benden 4 milyon lira para istediler. Ben müfettişle kayıt dışı görüşmedim. Kendisiyle bizzat vergi dairesinde görüştüm. Hatta bu görüşme sırasında yanımda başka kişiler de vardı. Türkiye genelinde 127 güzellik merkezi bulunan Neslim Güngen'in çalışanlarından biri ise itiraf niteliğinde bilgiler paylaştı. Sahte fatura kesildiğini biliyorduk. Toplatılma kararı bulunan ve halk sağlığını tehdit eden hiçbir şekilde kozmetik içeriği olmayan sıvıları botoks olarak yüksek fiyatta satıyorduk. Neslim Güngen sattığımız ürünlerin ölümle sonuçlanacak yan etkileri olduğunu bile bile güzellik merkezlerinde kullanmamızı zorluyordu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 65 şüpheliden 20'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Volkan. Biri Neslim Güngen'in para kasası olduğu iddia edilen Gökhan Göz olan iki firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Sırada Dünya'dan haber turu var. Netanyahu savaşa devam diyor, işgal ordusu tüm gücüyle saldırıyor. Kassam Tugayları İsrail tanklarını birer birer işte böyle imha ediyor. Tutsakların yaşadığı işkence ise dinleyen herkesin tüylerini diken diken ediyor. 12 Nisan'da cezaevinde bir cinayet girişimine maruz kaldım. Bengivir bedenimi ayaklarıyla çiğnedi. Öldürme, darp, açlık, yokluk, hastalık, 2000 esir ve kronik hastalıklar. Cezaevindeki mahkumlar her gün ölüyor. Tiran'da protestocular belediye binasını ateşe verdi. Başbakan Edi Rama'nın istifasını ve eski başbakanın serbest kalmasını istedi. Arnavutluk'ta tansiyon yükseldi. Rutin çevirmeye girdi, polisin soruları onu tedirgin etti ve kaçmak için gaza yüklendi. Aracın kapısına tutunan polis uyarıları sonrası silahını ateşledi. Ön koltukta oturan 6 yaşındaki çocuğa neyse ki zarar gelmedi. Duman kapanında mahsur kaldı, yardımına itfaiye erleri yetişti. Ölümün eşiğindeki kadın camdan alt kata indirilerek yaşama tutundu.
Piste inen uçağın lastiği patladı. Görenler büyük paniğe kapıldı. 180 kişinin bulunduğu uçakta yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Flame. Milano'da ise bir uçak kalkış sırasında piste temas etti. Yürekler ağza geldi. Uçakta hasar büyük ama neyse ki yaralanan yok. San Fermin Festivali tepkilere rağmen sürüyor. Bu kez koşuda düşen, ölüm tehlikesi atlatan daha fazlaydı. Korku dolu anlara rağmen Pamplona'da katılım azalmadı. Arkadaşının uyuyakaldığını fark etti, yoldan çıkmak üzereyken kornayla onu uyandırmayı denedi. Savrulan şoför zor olsa da durmayı başardı. İki arkadaş birbirlerine böyle sarıldı. Motosiklet sürücüsü iyi bir park yeri buldum diye sevindi ama gerçeği fark etmesi uzun sürmedi. Tam ardında yaşanan kaza sonrası bir otomobil takla atarak yanı başında duruverdi. Düğün hazırlığı yapanların, yakın evlenecek olanların merak ettiği haberle devam edelim. Altın fiyatlarında hatırı sayılır bir yükseliş var. Bu artış gram altında kendini yeni bir tarihi zirve olarak gösterdi. Peki, altında artışın nedeni sadece Amerikan enflasyon verisi mi? Önümüzdeki günlerde değerli metallerin seyri nasıl olacak? İşte Kapalı Çarşı'da son durum. Amerika'nın açıklamalarından sonra altında bir yükselme oldu. Altın fiyatları aldı başını gidiyor. Hiç söylenecek artık hiçbir şey yok. Şu anda gram altın yükselişte. Yükseliş devam edecek. Gram altın almak istiyorsanız... Amerika'da tüfe beklenenin altında geldi, piyasalar hareketlendi. Haftanın son işlem gününde Amerika'dan esen FED rüzgarıyla birlikte gram altın tarihi bir zirve yaptı. Bakın şu an saatlerimiz 2.30'u gösteriyor ve gram altının fiyatı 2560 TL. Yurt dışı piyasalarda altın hızlı bir yükseliş gösterdi. 2385 2380 dolarlardan 2415 dolara yükseldi. Üretici enflasyonu yüksek gelse de risk iştahının artışı değerli metalleri özellikle de altını destekledi. Yükseliş altın piyasasının kalbi Kapalı Çarşı'da da kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gram altın alış fiyatı 2560 lira, çeyrek altın 4150 lira, yarım altın 8350 lira, tam altın 16670 lira, 22 ayar bilezik ise 24700 lira oldu. Gelen enflasyon verisi Eylül ayı itibariyle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağı beklentisi oluşturdu. Daha da yukarı gidecek. Yani şu an 2560 liralarda ama 2703 liralara kadar gidecek. Düğün yapacak olanın da yatırım yapacak olanın da gözü kulağı altın piyasasında. Peki altın yükselişini sürdürecek mi? Şu an alım zamanı mı yoksa satım zamanı mı? Uzun dönem için altın alma zamanı. Yatırım için alanların bir kısmı getirip bozduruyor. Bir kısmı da daha mı yükselir acabasında bir bekliyor. Şu anda altın tasarruf için alma zamanı ama ihtiyaç içinse her an satış yapılabilir. Yazın en güzel meyvelerinden biri karpuz. Hem lezzeti hem de faydası nedeniyle yediden yapmış herkesin sevdiği bir meyve. Ancak doğru seçim yapılmadığında gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. İşte tadınızın kaçmaması için dikkat etmeniz gerekenler. Yaz aylarındayız. Şimdi tam mevsimi. Karpuzu seviyor musun? Seviyorum. Karpuzu seçerken nelere dikkat ettiniz? Taze olmasına. Ben hep böyle vurdum tık tık eder ya. O biraz daha içini bırakmıştır bu karpuz. Yani tam olgun ama bu taze. İçi kütür kütür. Yazın gözde meyvesi. Ancak dikkat edilmezse zehirleyebiliyor. Bu yaz döneminde bol miktarda tükettiğimiz karpuzda da gerek verim gerekse kalite açısından bazı girdilerin kullanması bir zorunluluk. Bunlardan biri gübre, diğeri ilaç. Nitrat düzeyi dahil gerekli ölçümlerin yapılması bir gereklilik. Aşırı nitrat alımı gıda zehirlenmesine sebep oluyor. Karpuz yedikten sonra oluşabilecek bu belirtilere dikkat. Mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kendini kötü hissetme gibi durumlar
özellikle bir riskli gıda tüketildikten sonra birkaç saat sonra meydana çıkmışsa o gıdadan şüphelenmemiz gerekir. Karpuzun tadının kaçmaması için işte püf noktaları. Göbek kısmında boşluk olan karpuzları yemeyin. Büyüme hormonu taşıyan karpuzlarda işte bu şekilde ortasında boşluk oluşuyor. Büyüme hormonu da zehirlenmelere neden olabiliyor. Karpuz kesildiğinde kabuk kısmının rengi de önemli. Eğer kenarlarında aşırı sarılık varsa o karpuz tüketilmemeli. Geçen sene aldığım bir karpuz kestiğim anda köpürerek çıktı. Aldığım yere öyle götürdüm ve iade ettim. Hafif karpuzlardan uzak durulmalı. Benim gibi taşıyamıyorum diye hafif karpuz almayın. Her zaman ağır karpuzları tercih edin. Yoksa zehirlenebilirsiniz. Oo, çok ağır. Ağır olanı iyi olurmuş. Öyle dediler bize. Karpuzdaki nitrat seviyesinin fazla olup olmadığını anlamanın bir yolu daha var. Karpuzu bir bardak suya atıp 10 dakika beklediğimizde eğer karpuz... o su pembeleşirse orada da aşırı nitrat düzeyi var. Olabildiğince sağlıklı görünen, rengi koyu, tazeyse tüketiyoruz. Değilse direkt atıyoruz, iade ediyoruz veya. Elektrik faturasını düzenli ödeyenlerin yüzünü güldürecek sıradaki haber. EPDK'nın hazırladığı taslağa göre 24 ay boyunca faturasını düzenli ödeyen tüketiciden bundan böyle yeni abonelik sırasında güvence bedeli alınmayacak. Türk vatandaşı olmayan tüketiciler bu bedeli %50 daha fazla ödeyecek. Düzenli ödüyoruz, aksatmıyoruz. Düzenli ödeyenlerin avantajı olur en azından. Elektrik aboneliğinde yeni dönem için düğmeye basıldı. Faturasını düzenli ödeyene avantaj yolda. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik abonelikleriyle ilgili kuralları değiştiriyor. Taslağa göre ev elektrik faturasını 24 ay boyunca düzenli ödeyen tüketiciden yeni sözleşmede güvence bedeli alınmayacak. Mevcut düzenlemeye göre ev abonelerinden 680 ila 1135 lira güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen abonelerse yeni abonelik yaptırmak için %50 daha fazla güvence bedeli ödüyor. Otomatik ödemede her ay kendisi ödüyor. Süper, sevinirim. Yani çünkü taşınma başlı başına külfetli oluyor zaten. Bir de abonelikler bayağı sıkıntı oluyor. Sevinirim öyle bir şey olursa. EPDK değişiklikleri içeren taslağı kamuoyu görüşüne açtı. 15 gün boyunca sektörden görüşler toplanacak, ardından son karar verilecek. Yani güzel bir şey bence. Taslak yasalaşırsa faturasını düzenli ödeyenlerden güvence bedeli alınmayacak. Türk vatandaşı olmayan tüketicilerdense ilk abonelik işlemlerinde %50 daha fazla güvence bedeli alınacak. Kaçak elektrik kullananlar için de cezalar artırılacak, icra yolu açılacak. Böylece kaçak kullanım ve fatura tahsilat riski azaltılacak. Çok var, onların da ödemelerini biz yapıyoruzdur muhtemelen. Doğru bir karar. Şimdi yurttan öne çıkan başlıkları derlediğimiz görüntülerle devam edelim. Ayağımın hareketi değil. Ardahan'da çobanlık yapıyordu. Geçeceksin inşallah. Başına gelenler deyim tam da yerinde, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bana yıldır çapmış, halbuki sarara hap yanmış, iyi ki yağmur yaktı bana sundurdu. Afgan çoban Sıraç Recep hayvanları çadıra getirdiği sırada yıldırımın hedefi oldu. Tam da dediği gibi yağmur yağmasa belki de şimdi hayatta değildi. Tekirdağ'da ise kahvenin önünde oturanlara bir otomobil çarptı. Kaldırıma dalan araç sebebiyle 11 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Daha 18 yaşında 4 suç kaydı olan genç Maganda çatıdan havaya ateş açmıştı. Üzerine bir de o anları sosyal medya hesabından paylaşıp aklınca hava attı. Polis operasyonuyla çatıdan çatıya atlarken yakalandı. Bozuk bulduğum şeylerle içinden söküp malzemelerini yapıştırarak birleştiriyorum. Sırada gençlere örnek olması gereken yetenekli bir arkadaşımız var. Oyuncağın içini açıp merak etmemem başladı. Olcay daha 14 yaşında. İçinde yaşadığı imkansızlıklar teknolojiye merakının önüne geçemedi. Küçükken oyuncak alamıyordum. İmkanlarımız yoktu.
Kendi oyuncağımı kendim yapıyordum. 8 yaşından beri harçlığını biriktiriyor, bozulan eşya parçalarını topluyor ve artık malzemelerle iş makinesi yapıyor. Daha fazla imkanım olsa daha iyi şeyler, daha iyi icatlar yapabilirim. Ülkemize de daha iyi bir vatandaş olabilirim. Robotlar mesela, robotik aletler falan yapabilirim. Hayal gücü imkanlarının çok üzerinde olan genç, destek olacak birileri çıkarsa icatlara imza atmak istiyor. Hayalimde kendim binebileceğim küçük bir araba yapmak istiyorum. Beni iyi okullarda okutmalarını istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Yaz tatili kelimesini duyunca bile birçoğumuzda bir rahatlama oluyor. Ancak yemek meselesine gelince yaz tatiline sağlık açısından çok aşırıya kaçmamak gerekiyor. Mesela ferahlatan buzlu içeceklerde, standlardaki yiyeceklerde sandığınız kadar masum olmayabilirler. Tatili nasıl besleniyorsunuz? Otellere gidiyoruz. Açık büfe kahvaltılar, öğle yemekleri görünce dayanamıyoruz tabii. Açık büfeler maalesef sağlık bozuyor. Kimi tüm yıl bu anı bekliyor, kimi de nasıl olsa tatildeyim deyip beslenme konusunda tedbiri elden bırakıyor. İştah kabartan birbirinden güzel yiyecekler, çeşit çeşit içecekler otellerde gün boyu müşteriye sunuluyor. Ancak açık büfelerde fazla yenen yemekler, özellikle musluklardan alınan o buzlu içecekler tehlike saçıyor. Buzlu ayran, kola, o tarz ürünler tüketiyoruz. Bu su temiz değilse ciddi oranda sorunlar çıkarıyor. Tatile gidince genelde diyetler bozuluyor. Bir otele gittiğimizde açık büfesinde bulunan çeşitli yemeklerden yiyoruz ve işte bu buzlu içeceklerden içiyoruz. Ancak dikkat etmezsek tatilimiz kabusa dönebilir. Normalde kişi doyduğunda kalkacakken açık büfelerde doyduğu halde birçok çeşit olduğu için yemeye devam ediyor. Ve birçok insan açık büfe tatillerden mide bağırsağını bozmuş olarak geliyor açıkçası. Dengeli beslenmek gerekiyor. Bazen açık büfede kalan gıdalar bir de hava sıcak olduğu için mikrop kapabiliyor. Yani daha doğrusu bir enfeksiyon için açıkçası risk faktörü oluşuyor. Açık büfe görünce bazı insanın gözü görmüyor. Her şeyi yiyebiliyoruz. Tabii sadece yiyecekler değil, uzmanlar kaynağı belli olmayan su ve buzların da tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Eğer bu içerisinde bakteri taşıyan bir suysa ve enfeksiyon riski taşıyan bir suysa, siz bunu buz olarak aldığınızda, buzlu bir içecek içtiğinizde siz bir ishalle, bir gastroenteritle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ağır metal içeren suları içtiğiniz zaman ve siz bunu rutin bir şekilde kullanmaya devam ederseniz maalesef bir kanserle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında buz deyip geçmemek lazım. Olabildiğince beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum ancak çok mümkün olmuyor. Biraz fast food tarzına kaçabiliyoruz. Peki tatilde beslenme nasıl olmalı? Bir turist geldiği zaman vücut alışık değilse o bakterilere, o kişi ishal olabiliyor. Bunu önlemenin yolu da bağırsağımızdaki sağlıklı bakterilerin miktarını arttırmak. Bu da probiyotik ürünlerin tüketilmesi de oluyor. Sirke gibi, bunun yanında ev yoğurdu gibi, tuz oranını kaçırmadan et turşusu gibi. Yani bunları tüketerek insan bağırsağındaki yararlı bakteri miktarını arttırabiliyor. İbrahim Tatlıses dün akşam yıllar sonra yeniden Harbi Açık hava sahnesindeydi. Tatlıses kalp ameliyatı olacağını duyurdu ve sevenlerinden helallik istedi. Yazımızı yazan kalem anladım ki hepsi yalan. Yarın ameliyat olacağım hocam. Ameliyat olacağını bu sözlerle duyurdu. Gözyaşları içinde sevenlerinden helallik istedi. Aklınıza helal edin, duanıza eksik etmeyin. Helal olsun. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yıllar sonra ilk kez Harbi Açık Hava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Hayranlarıyla sevilen şarkılarını bir ağızdan seslendiren İmparator lakaplı türkücü bir ara şarkıya ara verdi. Ardından kalp ameliyatı olacağını duyurdu. Yarın efendim, hocam neredesin? Evet. Saygılarımı iletiyorum. Yarın ben ameliyatı alacağım hocam. Kalp kapakçığımı değiştirecek. Kalp kapakçığının değişeceğini açıklayan 72 yaşındaki Tatlıses, sevenlerinden hem dua hem de helallik istedi. Aklınızı helal edin, duanızı eksik etmeyin. Helal olsun. O anlarda gözyaşını tutamadı. Söylemez.
Ben söyledim, valla benimle beraber. Ardından konsere kaldığı yerden devam etti. Tatlı Ses 2011 yılında yaşadığı silahlı saldırının ardından ölümden dönmüş, çok kez ameliyat geçirmişti. Ünlü türkücü için kritik gündü. Tatlı Ses'in 2,5 saat süren kalp ameliyatı başarılı geçti. Sanatçının yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınması bekleniyor. Ve şimdi bir araya gideceğiz ama hatırlatalım, az sonra Beyaz Perde'de gişe rekorları kıran yabancı film, yabancı sinema Buz Devri 5 büyük çarpışma ekranlarınıza gelecek. Aranın ardından kapanışını tekrar buradayız. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.